Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra bir diş ağrısı ihtiyacıyla doktora geldik. Ormancı'daki laboratuvara geldik. Arkadaşım gelmişti, görmüş onu, ben de ondan görüp tavsiyesi üzerine geldim. Dişleri temizledik, gelebilirsin. Dişleri temizledik. Ben temizleteceğim, sonra da Oğuz temizletecek. Sonrasında da belki bir diş aralıklarıyla ilgili bir işlem yaptırabilirim. Onu da size anlatacağım. Benim dişlerim temizlendi, bitti. 20 dakika sürdü. Hamilelere de yapılabilen bir işlem olduğu için rahatlıkla yaptırdım ve tertemiz oldu. Şimdi Uğur yattı. Uğur'unkini temizleyecekler. Aslan'la biz de kapıda bekliyoruz. Bakalım Uğur'unki kaç dakika sürecek? Benim 20 dakika sürmüştü. Çok sağlıksal sorunum olmadığı için. Uğur'unkinin de kısa süreceğini düşünüyorum. Onda çok bir sorunu yok ama bakalım. Arkadaşlar merhaba. Az önce dişlerim temizlendi. Çıktım. 20 dakika kadar sürdü. Evet, Aslan da beni bekliyordu o arada. Size anlatıyor. Neler yaptılar bana anneciğim? Dişlerimi böyle temizlediler değil mi? Dişlerimi fırçaladılar beni. Temizlediler. Ve bir seferde böyle olduğuna inanamıyorum. Gerçekten çok güzel, çok temiz oldu. Labor dentaldayız, Uğur Mumcu'da. Buranın sahibi diş hekimi doktorumuz da eşim. Dişlerim çıktı. Sağ olsun, güzel bir fiyatı anlaştık. Beyazlatma da yaptıracağız. Ama benim hamilelikten dolayı belki doğum sonrasında kalabilir ama Uğur hemen başlayacak. Şimdi ben çıktım, Uğur girecek. Uğur'unkini temizleyecekler. Çok böyle sağlıksal bir problemim olmadığı için beyazlatma bile olmayabilir Sevgi Hanım. Hani temizlik yeterli dediler. Gerçekten tek seferde muazzam oldu arkadaşlar. Size böyle yakından göstermek istiyorum. Çok güzel temizlediler. Zaten burası çok temiz. Çok hijyenik. Evet, çok hijyenik bir yer. Çok temiz. Tek seferde böyle oldu ve gerçekten çok beğendim. Benim sadece ağız kapanışımda üst dişim ve alt dişim aynı hizada birleşmiyor. Sadece alt dişim bir tık geride birleşiyor. Yani şöyle. Böyle birleştiği için de bunun için belki bir tedavi yapabiliriz Sevgi Hanım dediler. Ona da hani şeffaf plak ya da tel tedavisi olabilir. Hem de dişleriniz daha sıklaşır, ara boşlukları dolar dediler. Bakalım eğer doğum sonrası uzun görürsek ya da gerekli görürse buradaki doktorum yapacağız. İşlem anını çekemedim. Çünkü TBB'nin kanunen hani yasal değilmiş bu tür bilgi vermek ya da çekim yapmak işte işlem anında. Ondan dolayı çok çekemedim ama size aşama aşama bilgi vereceğim. Takipte kalırsınız, anlatırım. Ama gerçekten tek seferdeki beyazlatmayı çok beğendim, temizlemeyi. Tertemiz oldu. Çok bir acı hissetmedim, ağrı olmadı. Tabii bu diş yapınıza da alakalı. Benim çok bir sıkıntım olmadığı için, çürüğüm vesaire bir şeyim olmadığı için çok sıkıntı yaşamadan 20 dakikada hallettik. Şimdi Uğur'u aldılar içeriye. Uğur girdi, bakalım onunki ne kadar sürecek. Dişlerin nasıl fırçalanıyor şu an? Aşkım? Nasıl temizliyor abi babanın dişlerini? Tamam peki koku, tamam peki. Size burayı da göstereyim, böyle tertemiz bir klinik arkadaşlar. Efendim anneciğim? Tamam, burada çıktı. Nasıl? Çok iyi, dişlerimi atladı. Güzel görünüyor şu an, tertemiz görünüyor. Aynen. Böyle diline kaydırınca temiz hissediyorsun değil mi? Çok sevindim, hiçbir şey yapmış gibi. Ben peki? Ay o kadar mutluyum ki şu an. Dişlerime bakın. Hocaya gösterdim. Dedim ki hocam acaba şu önlerimi törpülesek mi? İşte tel taksak mı? Bir şeyler yapsak mı? Estetik gülüş mü yapsak? Hiçbirine gerek yok dedi. Sen niye bassan? Yap anneciğim dişlerini göster. Hoca dedi ki yani bu yaşınıza kadar kullanmışsınız ve sağlıksal hiçbir sorun yok. Hiç gerek yok dedi yani. Hiçbir şey yapmayalım.
böyle doktor da ömrümde görmedim. Hiçbir şey yapmak istemedi bana. Hiçbir şeye gerek yok dedi. Gerçekten mi dedim? Evet dedim. Dişlerim tertemiz oldu ve çok mutluyum. Uğur'unki de tertemiz oldu. Evet anneciğim Coco. Çok memnun kaldık gerçekten karı koca. Pazartesi de kontrollerimiz var. Temizliğin ikinci kontrolü. Beyazlatma yapacağız sonra bakalım. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta dişlerimizi temizletmiştik Uğur ve ben. Şimdi ikinci seansımız vardı temizlikte. Ona geldik. Aslan da bizimle geldi. Tamam mı? Tabii ki Scooter da geldi. Bakalım ikinci seanslı dişlerimiz nasıl olacak? Bay bay Aslan. Hadi. Sanki onun oturduğu yer asansör değil. Aslancığım. Hangi blok? Bin bakalım hadi. Yani bu hangi blok daha? C mi? Her yere bizimle gelen Scooter'ımız iki gündür. Bin bakayım aşkım, evet. Doğru, tamam. Bizim evet anneciğim. Tamam, zaten boş resimleri var. Ellemiyoruz yani onları, evet. Hani boş resim var ya, direkt Osmanlıca'nın ailesini atarız direkt. Aynı zaten. Fiyat... Aşkım dişlerin ne durumda? Gönderiyorum. Benimki beyaz hala. Çok güzel. Seninki? Seninki de. Seninki de beyaz. Aslan'a gönderdim. Gelmişken tedavini de konuş bence. O şeyine. Ben içeri girdi diye de ağlamazsın oğlum ya. Bak bak kendine bak. Tamam gelecek şimdi dişlerini fırçalayıp gelecek. Gelecek şimdi, tamam ağlama. Tamam biz bekleyelim burada bakalım. Tamam. Ben çıktım, Uğur girdi içeriye. Şimdi Uğur'u bekliyoruz. Hemen çıkacak o da. Öğle arası geldik, hallettik. Hemen. Dişlerini fırçalasın mı oğlum? Senin de dişini fırçalasınlar, olur mu? Fırçalatalım mı? Hı? Olur mu anneciğim? Gelecek şimdi baba. Ağlayacak bir şey yok. Bak şimdi bitiyor ve gelecek ama. Tamam mı? Babacı bir çocuk bu. Tamam. Ağlama. Çıktık. Şimdi gidiyoruz. Tamam. Yine çok iyi oldu. Aşkım bakayım dişlerine bir tane. Beyazlatma için de gün alacağız, randevu. Ona göre tekrar beyazlatmaya geleceğiz. Bu vlogu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Kesinlikle Adana'daysanız ya da yakın bir çevredeyseniz Labor Dental'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok temiz, çok hijyenik bir yer. Ben hamileyim. Ona rağmen çok gönül rahatlığıyla işlem yaptırdım. Size de gönülden tavsiyem. Tertemiz oldu. Fiyatlar da çok iyi. Öyle yani arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir diğer vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.